Cumhurbaşkanımızın doğalgaz müjdesiyle başlayalım. Evet. Karadeniz'de Tuna Bir Kuyusu'nda Sakarya gaz sahasında güzel bir müjde aldık. Doğalgazı evet. bulduk. Artık biz de doğalgazı olan bir ülkeyiz. Evet, çok şükür. Neler söyleyeceğiz bu konuda? Türkiye'ye inanan, Türkiye'nin geliştiğine inanan çok büyük mutluluk duyduğu ve gerçekten gururlandığı bir haber. Ben de çok mutluyum. Bu konuda çok gururluyum. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz artık bir mirasımızın olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da çok önemli bir gelişme Türkiye için. Bu doğalgazı bulmaktan ziyade doğalgazı aramaya cesaret gösterecek bir iradenin artık bugün Türkiye'de oluşu çok sevindirici, çok mutlu edici bir durum. İşte geçmişte hepimiz biliyorduk, önceki eğitim zamanımızda işte pek çok kuyunun baskılar nedeniyle kapatıldığı veya aslında Türkiye'de pek çok doğal kaynağın olmasına rağmen bu kaynakların bilerek ve isteyerek açılmadığı, kullanıma sunulmadığı ile ilgili bu anlamda işte dünyanın diğer ülkelerinin bize baskı yaptığı ve bizim de bu baskılara boyun eğmek zorunda kaldığımızla ilgili pek çok konu konuşulan, bilinen gerçeklerdi. Evet. Ama artık bugün Türkiye o Türkiye değil. Eski Türkiye gerçekten çok geride kaldı. Çok gurur verici, çok mutluluk verici bir gelişme. Artık Türkiye kendi sahasında istediği gibi, istediği aramayı yapıp sonuçlarını da halkıyla paylaşıp bu sevinci herkesi mutlu ortak edebiliyor. Dolayısıyla buna sevinmemek mümkün değil. Hani sevinmeyenlere de ben geçen şöyle dedim, bunlara mutlu olmama laneti verilmiş sanki. Hiçbir şeyden mutlu olmayan bir grup var. Evet. Ama umarım onlarla da birlikte yaşıyoruz. Herkes birlikte yaşıyor. Herkes bu vatanın bir parçası. Onların da mutlu olabileceği bir akıl sağlığını. Biz de dün Samsun Mimar ve Mühendisler Grubu Samsun Şube Başkanı Salih Livoğlu ile birlikte Çay TV'de bir canlı yayındaydık. Evet. 55. dakika programına konuk etmiştim kendisini. Kendisi de çok önemli açıklamalar yaptı gerçekten. Bizim Türkiye'nin sadece doğalgaz değil aslında. Diğer birçok maden alanında da bizim birçok rezervimiz var ve bunlarla ilgili çok muazzam bir arama çalışması gerçekleştiriyor. Çoğunu evet. aslında buluyoruz da. Ben de gerçekten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuya gösterdiği ilgiyi, ilgi için kendisine ve bütün ekibine çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim yani kendi sismik arama gemilerimiz var. Dünyada evet, zaten sayılı evet. ve şu anda bize ait 3 tane mi yanılmıyorsam, evet. yanlış hatırlamıyorsam. Kendimize ait ve daha da inşallah sayıları da artacak. İnşallah. İnşallah Doğu Akdeniz'de de çok güzel müjdelerle evet. gelecek. Şimdi Doğu Akdeniz'de görüyoruz. Tüm dünya evet. neredeyse Avrupa ülkeleri bir araya toplanmış. Ve bizim Doğu Akdeniz'de ulaşamamamız için elinden geleni yapıyorlar. Hatta bugün evet. bir tatbikat yaptıkları ile ilgili bir bilgimiz var. Hı hı. Ama ne yaparlarsa yapsınlar artık eski Türkiye yok. Artık yeni Türkiye var. Yeni Türkiye'de kendi bağımsızlık alanında istediği hareketi istediği şekilde yapabilecek bir iradeye sahip. Çok şükür bu günleri gördük. Umarım gelecek günlerde, gelecek yıllarda çok daha iyi bir Türkiye, çok daha gelişmiş bir Türkiye olacaktır. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 hedefleri ulaşıldığı zaman Türkiye dünya ekonomisinde ilk 10 sıraya girecektir. Ve gelecek nesillerimize bırakabileceğimiz çok güzel bir mirasımız olacaktır. Dolayısıyla ben de herkes gibi Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Evet. Şimdi biraz Samsun'a dönelim. Evet. Maden konusu evet çok önemli. Zaten ulusal birçok kanalda da, yerel kanallarda da çokça tartışılıyor. Bu konuda zaten bir buçuk haftadır gereken her şey konuşulmuştur evet, diyelim. Evet.